olması gereken yerde, olması gereken sözü söyleyip taklit ediyor neredeyse. Farklı bir projede belki de... Ben oradan o filme biraz dönmek isterim. Bu filmde üflemede de hepinizin çok iyi tanıdığı, hepimizin çok sevdiği, çok önemli bir akışın bu şekilde... Sinema severlerle tanışalı 60 yıl olmuş. Bu 60 yıla nice filmler sığmış, nice anılar sığmış ve iyi ki bu mesleği seçmişim. İyi ki sizlerin sevgisini kazanabilmişim. Türk kadınını temsil ettim filmlerde. Farklı kadınlardı ama hepsi bizim kadınlarımızdı. Onların sesi olmaya, onların dertlerini dile getirmeye çalıştım. Çok severek yaptım işimi. 60 yıl öncesine nazaran ülkemizde kadının yeri çok daha farklı. Çünkü filmlerle de olsa, özel yaşantımla da olsa hep bir beni sevenlerin bir rol modeli olduğumu düşündüm. Özel yaşamımda da Türk insanının değerlerine saygı gösterdim. Filmlerde de yaşanan bütün gerçeklere rağmen, olumsuzluklara rağmen, iyilerin, dürüstlerin, çalışkanların ve haklı olanların kazanacağını anlatmaya çalıştım. Dolayısıyla bugün sinemamız teknik olarak son derece başarılı, imkanlara kavuştu. İçerik olarak daha çok özgün, daha bizden, daha bizim insanımızın yaşam biçimini anlatan filmlerimizin olmasını istiyoruz. Ama filmlerimizle de iftihar etmeliyiz çünkü dünyanın birçok ülkesinde büyük başarılarla alkışlanıyorlar. O nedenle ben sinemamızın gelişmesinden çok mutluyum. Sinemasının her bir filmi bir hazine, bizim kültürel hazinemiz. Bu hazineyi gerektiği gibi koruyabilirsek orada kendi kültürümüzü yaşatmaya devam edeceğiz demektir. Kendi kültürümüzü yaşatmak demek, böylesine dünyaya açık olduğumuz bir zaman diliminde çok önemli. Hepimize önemli görevler düşüyor. Her şeyden önce kendi öz tarihimizi, kültürümüzü, sahip olduğumuz değerlerin ne kadar değerli, ne kadar önemli ve bizi biz yapan varlıklar olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Bunun farkında olalım. Giresun'da ben de öğrenmiş oldum. Aslında 100 yılın üzerinde bir sinema tarihi var. Bununla alakalı da 1914 civarında başlıyor. Tabii bunu duyunca aslında birçok şehirde sinema günleri yapılıyor. Tabii sinema günlerinin buradan neşet edip buradan yürümesini biz özellikle istedik. İnşallah bundan sonra artık belki uluslararası arenaya çıkmaya başlayacak. 4 atölye yapmışız. Tabii bu 4 atölyede yüzlerce öğrenci kardeşimizle de sinemaların böyle tetkiki, efendim, mütalası yapılıyor. Onun için ben emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Hocam, kitabınız için de size ayrıca teşekkür ediyorum.